Merhaba Scroll TV izleyenleri, ben Ali Göker, yanımda Yavuz Şahin var. Gördüğüm kadarıyla bugün yeni bir yazıcıya yakından bakacağız. Evet Aykut, senin de söylediğin gibi bugün izleyenlerimizle beraber Canon'un Pixma serisinden bir fotoğraf yazıcısına birlikte irdeleyeceğiz aslında. Hı hı. Neler sunduğunu ve kullanıcılara hangi yönden yararlar sunacağına yakından bakacağız. Ürünün ismini söyleyelim istiyorsan yazıcılarımıza. Gerçi bu konuda da beni çok eleştiriyorlar. İşte hani ben bazen ürünü cebimden çıkartıyorum veya saklıyorum ya, sana göstermiyorum. Ama diyorlar ki siz işte bilmem ne ürünün incelemesi yazıyorsunuz. Biz o videoya girdiğimizde ürünün ne olduğunu zaten biliyoruz. Evet, ürünün ne olduğunu biliyorsunuz ama tabii ki biz de videoyu biraz daha esprili, biraz daha böyle akıcı şekilde sunmak istiyoruz. Yoksa teknik özellikleri sıralayıp test sonuçlarını sıralarsak videoyu çok izleyeceğinizi biz tahmin etmiyoruz. Eğer o tarz videolar istiyorsanız yine bize videoların altındaki yorumlardan ulaşabilirler kullanıcılarımız. Hemen geçelim istiyorsan. Ürünümüzün ismi Canon Pixma MG5450. Başta da söylediğim gibi bir fotoğraf yazıcısı aslında. MG5350'nin üzerine gelen bir yazıcı. Ve farklı özelliklerle kullanıcılara özellikle demin de dediğim gibi fotoğraf baskıları sunmak için tasarlanmış bir yazıcı. Canon'un ürün portföyüne baktığımız zaman bu ürünün ev kullanıcılarına hitap ettiğini görüyoruz. Mürekkep püskürtmeli bir yazıcı ve 5 farklı kartuşta kullanıcılara farklı detaylarda ürün sunumlar sunmak için tasarlanmış. Ürünün kablosuz bağlantı desteği bulunuyor. Bunun yanı sıra yine ürünü USB desteği üzerinden cihazlarımıza bağlayabiliyoruz. Pixma MG5450 birçok fonksiyonlu yazıcı. Bu ne anlama geliyor? Cihazın yazdırma özelliğinin yanı sıra aynı zamanda tarama ve kopyalama özelliğinde bulunuyor. Bu gördüğün üst kapak kolaylıkla kalkabiliyor. Bu kapağı kaldırdığında alt tarafta bir tarayıcı olduğunu görüyorsun. Bu tarayıcı sayesinde de fotokopi veya tarama işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirsin. Yazıcının ön bölümünde 6,5 cm genişliğinde bir adet LCD ekran yerleştirilmiş. Gördüğün gibi bu LCD ekranın içerisinde Canon'un Pixma serisine özel bir uygulaması bulunuyor. Bu uygulamayı eski ürünlerinde de görmüştük. Bu uygulama sayesinde kolaylıkla yapmak istediğin işlevleri, yani bilgisayar haricinde mesela bir kopyalama yapmak istiyorsun veya fotoğraf bastırmak istiyorsun veya bir tarama yapmak istiyorsun. Buradaki işlemleri seçip gerçekleştirebiliyorsun. Yan tarafında da sana yardımcı olacak tuşlar yer alıyor. Ekran ne yazık dokunmatik değil. Tabii ki dokunmatik ekranlı olsaydı bu tuş yapısı biraz daha az olacaktı. Birkaç tane tuş eklenecekti. Aynı zamanda sol tarafında açma kapama tuşunun hemen yanında kopyalama tuşları yer alıyor. Burada renkli veya siyah beyaz hangilerini istiyorsan seçebiliyorsun. Bu da tabii ki kullanıcılara kopya yapacağı zaman bir dokümanı hız yaratıyor. Yani içerisinden girip menülerin içinden işte seçmek zorunda kalmıyorsun. Tek tuşa basarak kopyalama yapabiliyorsun. Ürünün genel hatlarına baktığımız zaman çok işlevli bir yazıcıdan kullanıcı ne istiyorsa onu vermek için tasarlanmış aslında. Başta da söylediğim gibi fotoğraf özellikleri üstün seviyede. İstiyorsan ürünün bir de teknik özelliklerinden bahsedelim çünkü bunlar önemli. Ürünün baskı çözünürlüğü çok önemli. 9600x2400 dpi çözünürlükte baskı yapabiliyor. Tarama çözünürlüğü de 2400x4800 dpi. Bunların da oldukça iyi değerler olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra ekran üzerindeki LCD'den bahsetmiştik. Bu kullanıcılara kolaylıklar sunuyor. Aynı zamanda da ürün üzerinde 2 adet kağıt tepsisi yerleştirilmiş. Bunun sebepleri aslında çok açık. Çünkü bir fotoğraf yazıcısı aynı zamanda normal A4 kağıtlarına da baskı yapabiliyor ve kopyalama yapabiliyorsun. Kullanıcı sürekli kağıt tepsisindeki kağıtları değiştirmek zorunda kalmasın. Yani bir bölüme fotoğraf kağıtlarını koyabilirsin, bir bölüme de normal kağıtları koyabilirsin, A4 kağıtları. O yüzden iki farklı alt bölümde kağıt tepsisi yerleştirilmiş. Bu sayede sürekli kağıt değiştirmek zorunda kalmadan bu yazıcının sahibi işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebilmesi düşünülmüş. Burada izleyenlerimize istiyorsan hemen yazıcının hızından bahsedelim. Çünkü bir yazıcı kullanıcılara hızlı doküman sunmalı. Bazı zaman onlarca dokümanı arka arkaya bastırmak istiyoruz. Ve mürekkep püskürtmeli yazıcılar normal lazer yazıcılara göre daha yavaş olduğu için bizi tam anlamıyla tatmin etmiyor aslında. Ama bu yazıcının performansının iyi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bir mürekkep püskürtmeli yazıcıya göre siyah beyaz baskılarda dakikada 15 sayfaya kadar, renkli baskılarda da dakikaya 10 sayfaya kadar destek verebiliyor. Tabii ki bunlar sadece A4, normal bildiğimiz A4 kağıdına yapılabilen baskılar. Bunun dışında
kullanıcı fotoğraf basmak istiyorsa tabii ki bu süre daha da uzun. Çünkü fotoğrafın cihaz tarafından işlenmesi ve fotoğraf kağıdına basılması daha uzun süreler alıyor. Bu yazıcının dikkat çeken bir yönü de çift taraflı baskı desteği sunması. Biliyorsun eskiden yazıcılarla beraber arkada çift taraflı baskı desteği için bir bölüm daha gelirdi ve bazı kullanıcılar bu ürünü almazlardı. Çünkü çift taraflı baskı desteği istemezlerdi. Ayrıca ekstra bir maliyet sunardı bu çift taraflı baskı desteği. Ama bu yazıcının üstünde Canon çift taraflı baskı desteğini standart olarak sunuyor. Bu sayede herhangi birisi bu yazıcıyı aldığında çift taraflı baskı desteğine sahip olmuş oluyor. Bu da sevindirici bir özellik. Son dönemde biliyorsun Green IT yani yeşil çevre duyarlılığı fazlaca artmaya başladı. Birçok firma işte karbon ayak izlerini silmek için gerekli yatırımlarını yapıyor. Canon'un da bu yazıcı üzerinde standart bir çift taraflı baskı desteği sunması kullanıcılara daha az kağıt harcamasına neden olacağını düşünüyorum aslında. Ürünün Wi-Fi baskı desteği sunduğunu söylemiştik. Aynı zamanda da sağ bölümde izleyenlerimizin göreceği gibi kart desteği bulunuyor. Bu kart desteği sayesinde yani hafıza kartı desteği bulunuyor. Hafıza kartı desteği sayesinde de kullanıcılar fotoğraf makinelerindeki resimleri bu yazıcı üstünden kolaylıkla basabiliyorlar. Bunun yanı sıra yazıcının Canon Cloud Link desteği bulunuyor. Canon'un sunduğu bir cloud servisi ve onun üzerinden yazdırma yapılabiliyor. Aynı zamanda da iPhone ve Android akıllı telefonlar üzerinden de bu yazıcıdan kolaylıkla çıktı alabiliyorsun. Son dönemde oldukça gelişti aslında bu uygulamalar. Ve kullanıcılar cep telefonlarından çektiği fotoğraflarla çıktı almak istiyorlar. Normalde evlerimizde bulunan fotoğraf yazıcılarında bu özellikler yoktu. Son dönemde çıkmaya başladı. Eskiden işte giderdik bir baskıcıya, fotoğraf baskısı yapan yere ya SD kartımızı, micro SD kartımızı verirdik ya da cep telefonumuzu verirdik. Onlar bilgisayara takarlar, işlemler yapardı. Bu yazıcılar sayesinde artık bunlara gerek kalmayacak ve evlerimizde kolaylıkla fotoğraf baskıları alabileceğiz. Videomuzun başında izleyenlerimize yazıcının 5 kartuşla çalıştığını söylemiştik. Canon bu kartuş seçeneklerinde farklı bir yapı da sunuyor aslında. XL kartuşları bu yazıcıya bağlayabiliyorsun. Yani normal kartuşlara göre daha fazla mürekkep içerisinde bulunan kartuşlar bunlar. Bu sayede daha uzun süre baskı imkanı sunulmuş olunuyor. Ürünün beğendiğimiz özellikler arasında CD ve DVD üzerine basma özelliği de bulunuyor. Bunu oldukça kaliteli bir şekilde basıyor aslında. Normal biz başka yazıcılar denediğimizde bu kadar üstün bir kalite olmadığını buradan söyleyelim izleyenlerimize. Bunun yanı sıra Full HD Movie Print özelliği bulunuyor. Bu ne anlama geliyor? Birçok izleyenimiz hani farkında değildir böyle bir şeyin olup olmadığını. Bu uygulama sayesinde Canon fotoğraf makineleri, DSLR makine veya kompakt flash makineler üzerinde çektiğimiz videoların herhangi bir karesini baskı alabiliyoruz. Bu da video üzerindeki bir kareyi kolaylıkla basman anlamına geliyor. Çünkü kullanıcıların büyük bir derdidir. Video çekerken makinelerinden aynı zamanda fotoğraf çekemezler. Evet. Ama bu uygulama sayesinde kolaylıkla video içerisindeki bir görüntüyü fotoğraf kağıdına bastırabiliyorlar. Yazıcının göze batan bir özelliği de Facebook üzerinden baskıya olanak sağlaması. Daha önce duydun mu bilmiyorum. Yok, hayır, bu tarz bir baskı olanak olduğunu. Bunu aslında çok kolay bir şekilde sağlıyor. Facebook search barı üzerinde Print Your Days adında bir uygulama var ve bunu yazıp aratmaları izleyenlerimizin yeterli. Daha sonra bu uygulamaya kullanıcı accountları üzerinde izin vermelerinin ardından kolaylıkla Canon yazıcı üzerinden çıktı alabiliyorlar. İster kendi fotoğraflarını alabilirler, isterse arkadaşların yani görebildiği tüm fotoğrafları yazıcı üzerinden Facebook vasıtasıyla çıktı alınabiliyor. Bu da son dönemin artık sosyal medya sunulan desteklerinden bir tanesi. Evet. Artık önümüzdeki günlerde ne göreceğiz biz de bilmiyoruz ama sosyal medya aldı başını gidiyor. Bir de şunu eklemek istiyorum. Canon eski dönemde bir Creative Park Premium adında bir web site açmıştı ve bu Creative Park Premium uygulaması sayesinde kullanıcılar farklı fotoğraflara ulaşabiliyorlardı ve yazıcılarından çıktı alabiliyorlardı. Bunlar 3 boyutlu olabiliyordu veya 2 boyutlu olabiliyordu. Mesela oradan aldıkları çıktılarla kolaylıkla bir biblio yapabiliyorlardı kartondan. Tek yapmaları gereken o siteye giriş yapmak ve ardından istedikleri fotoğrafları, 3 boyutlu da olabilir bu, bastırarak çıkan ürünleri işte kesip biçerek yapıştırarak kendilerine özel bir ürün yapmaları sağlanıyordu. Bu ve bunun gibi birçok fotoğraf bulunuyor Creative Park Premium üzerinde. Aynı zamanda National Geographic fotoğraflarına da kullanıcılar bu servis üzerinden erişebiliyorlar. Bu sayede de
ürünün katma değeri daha da fazla artmış oluyor. Yani bu yazıcıyı aldığınız zaman sadece bir donanım almıyorsunuz. Aynı zamanda da uygulama desteği geliyor. Uygulama desteği geliyor ve artık son dönem işte sosyal medya desteği ve sunulan demin dediğim gibi Creative Park Premium gibi katma değerli servisler ile sadece bir donanım almış olmuyorsunuz. Aynı zamanda da komple bir servis alıyorsunuz, bir hizmet alıyorsunuz aslında. Son olarak ürünün fiyatından bahsedelim. İstiyorsan ürün 300 TL civarında bir fiyatla kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda. Hani birçok kullanıcı yazıcı için bu fiyatın yüksek olduğunu düşünebilir. Normalde 150 lira, 200 liraya da bir yazıcı bulabiliyorsunuz ama Canon'un sunduğu bu yazıcı fotoğraf özellikleriyle öne çıkan bir yazıcı. Fotoğraf kalitesi tartışılmaz bir gerçek. Hani dışarıdan bir baskı yapan bir yerden aldığınız fotoğrafla bu ürünün sunduğu fotoğraf kalitesi arasında fark göremezsiniz. Hatta Canon'un bazı cihazlara göre çok canlı renk sunduğunu da söyleyelim. Özellikle kırmızı ve siyahların oldukça canlı olduğu hani test sonuçlarımızda ortaya çıkıyor. 300 TL fiyat hani gerçekten bu cihaz ve birlikte sunulan uygulamalar için ben ideal olduğunu düşünüyorum. Eskiye göre ürün tasarım açısından da yenilenmiş. Oldukça şık bir tasarıma sahip. Son dönemde biliyorsun fotoğraf çekme özellikli cihazların da sayısı artıyor. Tablet, bilgisayar, akıllı telefona daha kaliteli fotoğraflar çekiyor. Bu cihaz sayesinde biz de fotoğrafçılara gitmeden evimizde fotoğrafları karşılayacağız. Aynen öyle. Peki verdiğim bu detaylı bilgi için çok teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.